10 Muharrem merasimleri yaklaşırken Kerkük Kültür Evi Hüseyin'i edebiyatı hakkında bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma başta yazar Muşi Plus Muşi olmak üzere Hristiyan vatandaşlar da katılmıştır. Dolayısıyla yazar Muşi Plus Muşi İmam Hüseyin'in sevgisi hakkında konuşmuştur. Sempozyuma ayrıca Tevfik Attar ve Haydar Elşimeri de katıldı. Dolayısıyla Attar ve Elşimeri sempozyumun detayları hakkında konuştular. Tevfik Attar konuşmasında Hazreti Hüseyin'in sevrasına dahildi, Hazreti Hüseyin'in tadhiyasına dahildi. Önceden bir iyi bilgiler verdi ki Peygamber Efendimiz vefat edenden sonra ne oldu ne olmadı. İlan yetişti o noktaya ki Hazreti Hüseyin zalimlere dedi yok. Dediği yok kelimesi nedeniyle Irak'a geldi. Burada neler çekti bu Muharrem günlerinde, neler çekmedi. İlan Aşura gününde şehit oldu. Burası bir revi olarak ama burada Tevfik Attar arkadaşımız Hazreti Hüseyin'in fikrinden bahsetti bizimki. Doğrudan özne Doktor Haydar Şenberi İmam'ın özlerinden fikriydi. Gaye neydi? Allah'ın istediği neydi? Bu özü ve ehliyeti yani akrabaları, ammesi, uşağı, kardeşleri bazıları neden bu ağzını çektiler? Neden özlerini tehlikeye attılar? Onun da sebebi Allah'ın sözünü, Peygamber'in sözünü bir etmek için. Güzel bir toplantı olmuş, bir oturum olmuş. O da Hazreti Hüseyin'in aleyhisselam özgeçmişinden konuşuldu. Aynı zamanda adı El-Mevrut-i Şabi, yani halk dilinde olan yazılar bir güne kadar kalmış. Onlar tabii edebiyatçılar, Hazreti Hüseyin bir semboldü, bir remzdi bizim için, tüm İslamlar için. Bu remzi her zaman canlandırmak için, bir canlı bir şekilde kalmak için ve canlıdır Hazreti Hüseyin'in sirası, özgeçmişi. Onun için edebiyatçılar yazılarında ister düz yazı olsun, ister şiir olsun, ister halk diliyle olsun, piyesler olsun, güzel bir şekilde yazılar yazmışlar. Ve bir gün özellikle halk diliyle yazılan şiirler olsun. Tabi Fuzuli'nin de bir gün adı geldi bu oturumda, bu seminerde. Fuzuli de güzel şiirler yazmış. Bizim yani parmakla gösterilen şairlerimiz, tümümüzün hocası Hazreti Hüseyin üzerine yazmış. Tabi güzel şeyler konuşuldu. Bugünkü Hazreti Hüseyin hakkında neler yazılır, neler deyilir, İster Hüseyinlerde olsun, ister bu gibi seminerlerde olsun, kitaplarda olsun, onlardan güzel bir şekilde konuşuldu. Fikirler güzel bir şekilde aydınlandırıldı. Bugün İttihad Edebiyle Beyt-i Tekafi Birliği'de bu oturuşu yaptılar. İmam Hüseyin'in mesirati, İmam Hüseyin'in nidalı, İmam Hüseyin'in tadhiyası ki koyduğu insaniyeti bir güne kimin İmam Hüseyin'in tavrasını bildirir ki bu insan özünü tadhiye verdiği fisebil İslamiyet yerisin, İslamiyet daha öge geçsin. Öte yandan sempozyumda hazır bulunan Eşref Dağlı, 50'li yıllarda düzenlenmiş Hüseyin'i mevkipleri hakkında konuşarak şu sözlerde bulundu. Kerkük'te, tabii Kerkük'ün tisinin tarihi, tisinde her il aşure günü olurdu. Eski tisinde 10 gün olurdu, 10 gün sonra 40 günde ayrı 40'ına göre de ayrı taziyeler olurdu. Biz oturduğumuz yer, yani ben Zırt Meydanı'nda otururdum özüm. Tabii 50'lerde yadıma geldi ilk mevkip İmam Hüseyin'in çıktı Kerkük'ten. Zırt Meydanı Arasa'dan. Yani halife Ebu'l-Kerim dediği kimin özü orada olup orada da yaşayıp. Tabii ben Allah büyüktü. Ben ömrümde bir kez büyüyem. Olabilir özün yadına gelmez. İlk mevkup İmam Hüseyin Sıhan'da aynı halde orada fırkathaneye vardı. Cunub ahalisinin çoğu askeriydi orada. Ve o askerler de Cunub'tan katılırdılar. Arasa Kahi'den mevkup olurdu.
Mevkup ne olurdu? Daire daire. Her şey daire edip daire 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 her şeyin bir tühür okumağı var. Bir durardılar, okurdular. Sine vurardılar, yerirdiler. Durardılar, okurdular, sine vurardılar, yerirdiler. Biz bunu, ben uşağı edin daha 9 yaşında ilk mokubu gördük. Bir çeremin biz dışardık. Bu mokubun ardı zat sine kimin. İşte indi bu güzel mübarek. Yani velev bir hazindi, hazin bir şeydi, yadikardı. Bütün Müslümanların üstüne Aşura günü bir yani neziler incik gündü bizim için. Bir yaralı gündü bizim için. İmam Hüseyin peygamberin evladının kan tökülmeği gündü. Geri bunu biz çok ihtiram eder ve ihtiramımızdan bu yadikarı edakın ve aynı zamanda İmam Hüseyin'in yolunu unutmayalım.